Ekrem Başkan'a hemşerinin sözü verdiniz, bana da vereceksiniz çünkü ben ilkokula Erciş'te başladım. Yani Erciş'i. Erciş'te okula başlarken müzik dersinde öğrendiğimiz ilk türküde Ordu'nun dereleri olmuştu. Ama Ordu nerede bilmiyorduk. Şimdi bu güzel ülkede, dünyanın en güzel kenti, kadim kentte Van'da olmaktan son derece mutluyum. Van'da olmaktan. Dünya kadar sorun var biliyorum. Bütün sorunlarınızı biliyorum. Nelerin, kimlerin neler yaptığını da biliyorum. Ama benim bu ülkenin insanlarına sözüm var. Bu ülkeye barışı getireceğim. Bu ülkeye huzuru getireceğim. Bu ülkeye kardeşliği getireceğim. Bu ülkede hiç kimse asla ve asla ötekileştirilmeyecek. Bu ülkede hiç kimse inancından ve kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecek. Allah'ın yarattığı en değerli varlık insandır ve benim başımın üstünde yeri vardır. Büyük haksızlıklar yapıldığını da biliyorum. Demokrasinin ayaklar altına alındığını da biliyorum. Seçimle gelenlerin görevlerinden alındığını biliyorum. Bütün bunları çözeceğim. Söz veriyorum çözeceğim. Tamamını çözeceğim. O kayyum denen garabet uygulamayı bizim tümüyle bitireceğiz. Arkadaşlar, yük çekmeyin. Gideceksiniz, sandıkta oy vereceksiniz. Bunu yapanları beraber emekli edeceğiz. Emekli edeceğiz. Göndereceğiz. Daha bıkmadık mı ya? Katlaşmadan bıkmadık mı ya? Kavgadan bıkmadık mı ya? Yeter artık ya. Memleketimizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kucaklaşmak istiyoruz. Nedir ayrılık ayrılık? Ayrılık ayrılık bize ne verdi? Hiçbir şey vermedi. Biz beraber olacağız beraber. Bu güzel ülkede beraber olacağız. Van Denizi'nde beraber olacağız. Ben Van Denizi dediğim zaman bir ara eleştirmişlerdi. Gölün adını bilmiyor diye. Ama benim her kişinin okula başladığını bilmiyorlardı. Buraya Van Denizi dediniz. Van'ın ne kadar güzel olduğunu bilmez mi? Kadim bir kent olduğunu bilmez mi? Bazılarına söz verdim. Gelirken söz verdim. Belediyeden atılan 306 işçi kardeşim var. Onların tamamını görevlerine iade edeceğim. Tamamını. Nerede bir adaletsizlik varsa adaletsizlikle mücadele etmek benim boynumun borcudur. Çünkü devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı bir yerde huzur olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde bereket olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde kardeşlik olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde çocuklar yatağa aç girer. Adaletin olmadığı bir yerde milyonlar yoksul bir avuçla varsıl olur. O varsıllara ben beşli çeteler diyorum. Beşli çeteler. Sevgili Vanlılar, hiç meraklanmayın. O beşli çeteler malı alıp yurt dışına götürdüler. Ben bunu bilmez miyim? Son kuruşuna kadar getireceğim o paraları. Son kuruşuna kadar. Hiç endişe etmeyin. Sizden alınan, sizden çalınan paraların tamamını alacağım. Bu ülkeye geri getireceğim. En ufak bir endişeniz olmasın. Bu beşli çeteler diyorlar ki, acaba Kılıçdaroğlu ayağını nasıl kaydırırız? Acaba bunu nasıl bir daha aday yaptırmayız? Onların peşindeler. Onlar yandaşlarına güveniyorlar. Onlar paralarına güveniyorlar. Onlar saraylara güveniyorlar. Ben ise sadece ve sadece size güveniyorum. Halka güveniyorum. Milletime güveniyorum. Öğretmen evinde çalışan emekçiler var.
Onlar aylıklarını doğru dürüst alamıyorlar. Onlar memur da değil, onlar taşeron işçisi de değil. Maalesef perişan vaziyetteler ve bunların sayıları Türkiye genelinde 20 bin. O 20 bin kardeşimiz de asla unutmasın. Hepsinin hakkını ve hukukunu teslim edeceğim. Taşeron işçilerin tamamını kadroya alacağız. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Öğretmenler Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Her okulda, her okulda öğretmen olacak. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi yapacağız bunu. Başka bir haksızlık, KPSS'de puan alıp, yüksek puan alıp sözlüde elenenler var. Beyler beğenmiyorlar sözlüde elenenleri. Sözlü sınavı kaldıracağım, kim kazandıysa atamasını yapacağız. Endişe etmeyin. Devlette liyakat ve devlette adalet. Bu olmazsa olmaz. Efendim senin kimliğine bakıp seni sözsüze eleyeceğim. Senin inancına bakıp seni sözsüze eleyeceğim. Senin yaşam tarzına bakıp sözsüze eleyeceğim. Hiçbir şey olmayacak. Onları da çözeceğim. KHK'ları da çözeceğim. Meraklanmayın. Bu kardeşiniz bu ülkeye adalet gelinceye kadar mücadele edecek. En ufak bir endişe duymayın. Adalet, adalet ve adalet olacak. Emine Şen Yaşar. Emine Şen Yaşar'a ya 8 savcı değişti. 8 savcı dava açmıyorlar. Korkularından dava açmıyorlar. Gittim. Gittim. Emine Şen Yaşar'la kucaklaştım. Ondan sonra 8 savcı değişti. 9. savcı davayı açtı. Ama bu kardeşiniz davaların her aşamasını izliyor. Adalet yerine gelinceye kadar. Ciddi bir yoksulluğun olduğunu da biliyorum. Yatağa aç giren çocukları biliyorum. Beslenme çantasına anne acaba ne koyacak diye derin derin düşündüğünü de biliyorum. Bütün bunları biliyorum. Annelere de sesleniyorum. Anneler çocuklarınızı okula gönderirken artık beslenme çantası diye bir şey düşünmeyeceksiniz. Çocuğunuz okula gidecek, arkadaşlarıyla beraber suyunu da içecek, sütünü de içecek, yemeğini de yiyecek, evine tok gelecek. Bütün çocuklar Türkiye genelinde okulda beslenecek. Hiç endişe etmeyin. Ayrıca hiç geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelerde kadının banka hesabına mutlaka en az asgari ücret kadar bir para yatıracağız. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bir daha ifade ediyorum. Onlar gibi yapmayacağız asla. Kişinin yoksulluğunu teşhir etmeyeceğiz. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Kadın gidecek bankadan, yoksul kadın gidecek bankadan, memur gibi, işçi gibi, emekli gibi aynını çekecek ve çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak. Dolayısıyla bütün annelere de sesleniyorum. Meraklanmayın, sosyal devlet sizin en büyük güvenceniz olacak. En büyük güvenceniz. Ayrıca Van bölge itibariyle Ekrem Başkan da söyledi. Bu bölgenin kilit taşlarından birisidir. Ve bu bölgenin İran'la olan ilişkisi, İranlı turistlerin buraya gelmesi tek başına yetmiyor. Dünyanın her tarafından insanlar İran'a geldi. Van'a gelmeli, sadece İranlılar değil. Van'a gelmeli, Van'ı görmeli, tarihini görmeli, göllerini görmeli, ovalarını görmeli, yaylalarını görmeli ve en önemlisi güzel insanlarını görmeli, Van kahvaltısını yapabilmeli. Bu yapılacak, göreceksiniz. Bütün bu ovalar, bütün bu ovalar bereketli, bereketli ovalara dönüşecek. Göreceksiniz. Bu bölge özel ekonomi bölgesi olarak ilan edilecek. Hayvancılığı göreceksiniz. Sadece Orta Doğu'yu değil, Kafkasları da besleyecek büyük bir ekonomik potansiyele sahip burası. Bunu yapacağız. Hepsini yapacağız, göreceksiniz. Onlar beşli çetelere hizmet ettiler. Onlar yandaşlara hizmet ettiler. Ben
vatandaşlara hizmet edeceğim. Size hizmet edeceğim. Bir şey daha var. Bir şey daha var. Diyorlar ki, efendim, efendim, çalıyorlar ama iş yapıyorlar. Allah Allah. Çalıyor ama iş yapıyor. Yaptığı iş nasıl çaldığını gösteriyor. Biz öyle yapmayacağız. Asla ve asla çaldırmayacağız ve millete hizmet edeceğiz. Van'dan sesleniyorum. Van'a, Türkiye'ye ve dünyaya sesleniyorum. Kul hakkı yemeyeceğiz, kul hakkı yedirmeyeceğiz. Ben bunu söylüyorum ya. Bekliyorum onlar da söylesinler. Kul hakkı yemeyeceğiz, kul hakkı yedirmeyeceğiz ya. Tık yok. Onlar söyleyemiyorlar. Çünkü onların malı nasıl götürdüklerini çok iyi biliyorum. Manhattan'da gideceksin, 35 katlı gökdelen yapacaksın. Amerika'da Muhammed Ali'nin kliğini satın, kliğin çiftliğini satın alacaksın. İngiltere'de Chelsea'de lüks villalarda oturacaksın. Onları satın alacaksın. Tamamını getireceğim, tamamını. Tamamını söke söke alıp getireceğim. Söke söke alıp getireceğim. Efendim, hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bir şeyden emin olmanızı isterim. Bu ülkeye adalet ya gelecek, ya gelecek. Adaleti sağlayacağız. Ekrem Başkan ne diyordu? Her şey, her şey, hiç endişe etmeyin. Her şey, her şey, her şey. Bu taraftan tık yok yalnız. Her şey, her şey, her şey. Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak. Vallahi de billahi de bu ülkeye huzuru getireceğim. Vallahi de billahi de bu ülkeye kucaklaşmayı getireceğim. Ben saraylarda oturmaya alışkın birisi değil. Hayatım boyunca ne saray gördüm, ne saraylarda oturdum. Sarayda değil, Mustafa Kemal'in Çankaya'sına gideceğim. Orada oturacağım. Mütevazi bir yaşam sürdüreceğim. Sizler gibi olacağım. Halktan birisiyim zaten. Halktan birisi gibi yaşamaya da devam edeceğim. Hepinize en içten selamlar, saygılar, hürmetler sunuyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Cumhurbaşkanı yardımcımız. Bir şey var. 2011'de deprem oldu. 2011'de. Ben o depremde buraya geldim. Bir gece de burada kaldım. Ertesi gün depremzedelerle buluştum. 12 yıl geçti. Hala 100'e yakın aile barakalarda oturuyor. Hala. Geçen hafta eşim geldi. O ailelerle görüştüm. Sitem ettiler haklı olarak. Neredeydiniz bugüne kadar? Söz veriyorum. Vanlılara söz veriyorum. Geleceğim. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra önce o ailelere gideceğim. Onların bütün sorunlarını çözeceğim. O zaman onlardan helallik isteyeceğim. O zaman helallik isteyeceğim. Sağ olun, var olun diyorum. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımız Ekrem İmamoğlu'nu buraya davet etmek istiyorum.